Hocam sevginin mertebelerinden bahsettik. Tamam. Mertebe. Burada bir seyir mi söz konusu hocam? Yani sanki böyle bir... Aşağıdan yukarı doğru mertebe. Aşağıdan yukarı doğru. Evet, mertebe. Sevginin mertebeleri, evet. Her seven bu seyirden... Geçer. En alttan mı başlar? Yoksa bir üstten de başlama şeyi var mıdır? Yok, en alttan başlar. Yani belli kademe kademe ilerleyiş olacak yani. Şimdi... Bir insanın gönlüne, kalbinde görüş ve düşüş, sevgi oluşmadan, yani heva denilen mertebe oluşmadan lap diye aşk mertebesine çıkamaz ki insan. Önce bir heva oluşacak. Ama ne olur bu mertebeleri kimisi ağır ağır seyreder, geçer, en nihai mertebeye varır. Kimisi en nihai mertebeye varmaz, ikincide kalır, üçüncüde kalır. Kimisi birinci mertebedeyken düşer, tekrar çıkar oradan o sevgiden. Ki heva ne dedi? Kök salmıyor henüz hevada. Kök salma nerede? Hevadan sonraki mertebede, rüt denilen mertebede. Sevgi kök salıyor yani, gönülde. Evet. Orada bir kökleşme, sabitlik, rüt dedi ya, sabitleşmesi, sevginin sabitleşmesi. Bunlar mertebelerdir. Ve bir süreç. Tabii bu bir de bir süreçtir tabii. Kimisi bu süreci hızlı kat eder, kimisi yavaş yavaş kat eder. Artık o kişinin mizacı yapısına, yaratılış özelliğine göre, ilmi derecesine göre farklılık arz edebilir bu süreç. Hızlı kat etme ya da yavaş kat etme. Evet, bunlar farklılık arz edebilir. Evet, bunlar sevginin mertebeleri. Eyvallah. İhlasa göre de değişir tabii. Ki tabii kişinin mertebesine göre de değişir işte. Bu süreci hızlı kat etmesi ya da ağır kat etmesi, yavaş yavaş. Sonuca nihai mertebeye varamayışı ya da varması kişinin özelliğiyle de alakalı. Yeteneğiyle, istidadıyla tabii ki.